Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Silsiletul Lisan Arapça serisinin ikinci kitabın Tedribatun Ammetun iki tane alıştırma var. Birincisi şu an yapıyoruz. Yani ilk 8 ünitenin alıştırmaları, genel bir alıştırma. Hemen tasavvufi ders kısmına geçelim. Burada gördüğümüz önceki ünitelere 8 ünitenin genel bir tekrarı olacaktır. Tedribatun ammetun genel alıştırma demektir. Sıl ma ye'ti aşağıdakileri eşleştir. Bi suratil münasibeti uygun resimle eşleştir diyor. Şimdi arkadaşlar bakaratun kelimelerden gidelim isterseniz. Bakaratun inek demektir. Bakın burada bakaratun inek. Şimdi hazinun üzgün. Bakın bu adam üzgün. Üzgün erkek yani. Harifun harif sonbahar. Uzunun kelimesi kulak demekti. Rakabetun kelimesi boyun demekti. Boyun. Rakabetun boyun. Nahifun zayıf. Kalikun endişeli. Himarun merkep. Esnanun sin kelimesinin çoğulu. Son olarak da mağseletun lavabo demektir. Kelimeleri hatırladık, tanıdık. Bakın güzel bir alıştırma olmuş. Geçelim silil cümelel atiyete. Aşağıdaki cümleleri eşleştir. Bir suratil münasibeti uygun resimle eşleştirelim. Hadi bakalım. Şimdi tu nazifu demişse bir kadından bahsediyor. Çünkü t'ler muzari de bayan demektir. Müennes demektir. Tu nazifu o bayan temizliyor. Neyi? El gurfete odayı. Bakın buradaki resimde. Ye demişsek muzari de bir erkekten bahsediyor. O zaman erkek fotoğraflarına bakacağım. Yel'abu bil kurati. Top oynuyor. Erkek o erkek. Arkadaşlar dikkat edin. Bakın muzari fiilin başında T var. T'li ise kesinlikle bir bayandan bahsediyor. Teşummu şemme yeşummu teşummu hiye çekimi. O bayan teşummu vardeten gül kokluyor. Y varsa yine bir erkekten bahsediyor. Bakın şa'ara bi diyorsa bir ağrı sızı bir şeyler veya mutluluk fark etmiyor hissetmek. Altıncı fotoğrafa dikkat ederseniz yeş'uru bi elemin fi sadrihi göğsü ağrıyor. Es-suku muzdahimun suk dediği çarşı, pazar kalabalıktır. Muzdahimun kalabalık. T demişse yine arkadaşlar hiye çekimi bir bayandan bahsediyor ve televizyon tuşahidu ettilfaze. O bayan televizyon izliyor. Bu da ikinci fotoğrafımızdı. Geldik rattibil hurufe el atiyete. Aşağıdaki harfleri sırala. Fi kelimatin sahihatin. Doğru bir kelimede bunları sırala diyor. Güzel bir alıştırma olmuş arkadaşlar. Bakın tam bulmaca bilmece tarzında. Şimdi burada sin var, f var ve uzatma var. Bunu başa alırsam asifun diye bir kelime çıkarabilirim. Asif. İki de bayağı ne olabilir diye düşünün. Elif'i başa alırsam, yanına sin koyarsam, B, vav, ayn yaparsam usbu olur. Bu ra, he ve va kelimelerinden zahrun kelimesini çıkarabilirim. Yine burada şin harfini başa alın, elif'i yanına getirin. Şari'a diye bir kelime çıkarabiliriz. Beşte ne olabilir diye düşünelim. Rabi'un olabilir. Evet bakın ra, b, ye, ayn. Rabi'a. Son olarak da ha'yı başa alın. Ra'yı yanına getirin. Vav'ı yanına getirin ve sona da f'yi koyun. Ne olur? Koyun anlamında. Haruf şeklinde olur. Bakın gayet güzel bir alıştırma olmuş. Aslında burada tekrar genel tekrar ettik. Evet son sayfamız burası bitiyor, bitiriyoruz artık. Bu
Burası son. Bundan sonra zaten yok alıştırma. Arkadaşlar uktub ma tesma'u kısmı önemlidir. Kesinlikle dinleme önemlidir. Mektebetun, cezerun, vecbetun, medresetun, yesma'u, meridun, şaşetun, dahmun. Arkadaşlar bunlardı. Evet, şaşe ekran demek. Meridun erkek hasta, medresetun okul, mektebetun kütüphane, cezerun bu da havuç demekti. Yesma'u o erkek dinliyor, duyuyor anlamında. Dahmun büyük, kebirun. Vecbetun de yemek, öğün anlamında kullanılıyor. Uktub kema fin nemuzeç. Arkadaşlar örnekteki gibi bakın harika bir örnek olmuş burası. Nahiv derslerinde de gördüğümüz bir önemli bir konu aslında. Şimdi kalem kelimesi var. Yanına hiye munfasıl zamirini vermiş. Bunu muttasıla çevir demiş. Çok güzel bir alıştırma olmuş. Nahiv'de de bu konuyu yapmıştık. Kalemun hiye. Bu şunu söyleyelim arkadaşlar. İsimlere bitişen bütün zamirler muzafun ileyhi olur. Bakın kalemu ha. Buradaki ha muzafun ileyhtir her zaman. Hiye'nin bakın munfasıl muttasıl hali. Ene'nin munfasıl hali nedir? Enf kelimesini birleştirin. Enfi. Şimdi hunne kelimesini bu kelimenin sonuna ekleyin arkadaşlar. Yine değişmeyecektir. Mistaratu hunne olacaktır. Mistaratu hunne. Yine ratibuhum. Bunlar da değişmiyor. Ratibuhum hum olduğu gibi geliyor. Huve değişiyor arkadaşlar. Bakın burada ha idi müenneslerde. Huve de rahatu hu olacaktır. Bakın munfasıl muttasıl hali var. Bunlara dikkat. Çok önemli bir konu. Bu huma yine değişmiyor. Olduğu gibi kelimenin sonuna yazın. Seyyaratu huma. Sadik kelimesini ha, bu sefer enteyi muttasıl hale getirdiğim zaman k'ye dönüşecek. Sadiku k. Bustanu entumu bitiştireceğiz arkadaşlar. Bustanu entumu nasıl bitiştirebilirim? Bunun entumun da muttasıl hali kumdur. Bustanu kum. Son olarak da nahnunun muttasıl hali na'dır arkadaşlar. Sunduku na diyeceğiz. Bizim kutularımız anlamında. Evet, güzel bir alıştırmaydı. Çok önemli ve güzel bir alıştırma. Geldik. Uktubul harfel münasibi fil ferah. Çok güzel bir alıştırma olmuş. Boşluğa uygun harf yazacaksın. Ne olabilir? Şecaratun. 2'de menzilun. 3'te ne olabilir? Sizler düşünün önce. B getirebilirim aslında. Muttabun. Yorgun demek. Burası nasıl ne olabilir arkadaşlar? 4 ne olabilir? Seyfun olabilir ya da sayfun olabilir. Fark etmiyor. Herhangi bir harf yazabilirsiniz. Yeter ki kelime doğru olsun. Şahede olabilir. Şin getirebilirim. Buraya beyt diyebilirim. 7'de ketif diyebilirim. Omuz önemli bir kelime. 8'de milhun tuz diyebilirim. Burada lebise diyebilirsiniz. Evet. Nisan, neysan, nisan ay ismi diyebilirsiniz. Geldik buraya arkadaşlar. Da hattan tahtel kelimeti leti tesma'uha. Duyduğun kelimenin altına çizgi çek diyor. Demun hangisi olabilir? Bakın burada dem birincisi. Gelelim ikiye. Adal. Adal arkadaşlar ikincisi. Yedur. Yadur. Evet. Yadur. Dat. Dört. Hadir. Hadir. Dat. Evet. Beşte. Hader. De. Altıda. Budur. De ile dal budur. Evet, güzel bir alıştırmaydı bu da. Burayı da yapmış olduk. Geldik son alıştırma kısmına arkadaşlar. İhter. Ha, güzel bir alıştırma olmuş arkadaşlar. İsmel işaretil münasibi mimma beynel kavseyn. Arkadaşlar harika bir alıştırma olmuş. Bütün sınavlarda karşımıza çıkabilecek çok önemli bir tablo aslında. Şimdi miftah nereye bakacağım arkadaşlar? Miftaha bakacaksınız. Miftah müzekkerse o zaman
Bakın müfret müzekkerse miftah müfret müzekker arkadaşlar. Bakın hangisini seçmem lazım? Müfret müzekker için olan hazihi müfret müennes, haza müfret müzekker, hadani tesniye içindir. Haza gelecek. Burada seyyarataniye dikkat edin. Kelimenin sonunda elif nun var arkadaşlar. Kesinlikle ismi işaretin sonunda da elif nun olacaktır. Elif nun olan hangisi var? Sadece bir tane var. Artı müennes içindir. Tabi bu iki araba cemiletani güzeldir diyoruz. Geldik muhendisine. Vav nun var arkadaşlar. Çoğul yani cem müzekker için olacak. Veya tabi çoğullarda bu konuyu anlatmıştık yine. Ayrıntılı nahivde videosu da atmıştım YouTube'a. Burada arkadaşlar cem müzekkerlerde ve cem müenneslerde ortak bir kalıp vardı. Çoğul kalıp. Bakın haza müfret müzekker, hazani tesniye. Geriye ne kalıyor? Haulâ olacak. Geçelim. Burada arkadaşlar dikkat edin. Kelimenin sonunda elif nun varsa ismi işaretin sonunda da elif nun olacaktır. Bakın ortadaki sadece hatani. Bir de şuna dikkat edeceğim. Sınavda zaten öyle gelecektir. Bir de mesela müzekker getirir veya müennes getirir. Bunlara dikkat edeceğim. Muallimetani tesniye müennes. O zaman cevabımız hatani olacaktır. Hazihi müfret müennes, tilke müfret müennes, hazihi yakın, tilke uzak. El kitabu müfret müzekkerse hangisi gelir arkadaşlar? Tilke müfret müennes. Ulaike çoğul. Cevap zelkel kitabı olacaktır. Son olarak arkadaşlar el fetatu müfret müennes olduğuna dikkat edelim. Hangisiydi müfret müennes? Zaten hazihi ya da tilke demiştik. Tilke el fetatu muhezzebetun olacaktır. Evet çok güzel harika bir alıştırma olmuş arkadaşlar. Bu da alıştırma kısmıydı. İlk 8 ünitenin arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Maaz selameti diyoruz arkadaşlar.